10. sorudan devam edelim. Fog tanımlanmış, yani bileşke fonksiyon tanımlanmış. Buna göre fog 1 artı fog 3 kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler burada şöyle sırayla gidelim. Fog 0'a bakarsak. Bakın burada bir şeyler yakalamaya çalışacağız. Fg 0 demektir. 0 bir çift sayı. Bu çift sayı olduğuna göre burada yazacağız. 0 yazarsam x'in yerine f1 gelmiş olur. Bakın fg 0 f1'e eşitse o zaman g 0 direkt 1'e eşittir diyebiliriz. Bunu bir kenarda tutalım. Sonrasında 1 yazalım. Fog 1. Ne demektir? Fg 1 demektir bu aslında. Fog 1 de neye eşit olacak? X tek sayı olduğuna göre burada yaz diyor. G 1 eksi 1'den G 0 olur. G 0 1'di. O zaman Fg 1'i bakın Fg 1'i ne olarak bulmuş olduk? Fog 1'i 1 olarak bulmuş olduk. Yani Fog 1 eşittir 1'dir. Bu bir dursun burada. Sonra 2 yazalım. Fog 2 eşittir. Fg 2 demektir. 2 çift sayısı şurada yazacağız. Ne olacak? F3 olacak. Bakın buradan G2'nin 3 olması gerekiyor. Fg2 3 ise G2 3'tür. Bu da elimizde bulunsun. G2 3. Şimdi Fog 3. Aradığımız da oydu zaten. Fog 3'ü arayalım. X'in yerine X tek sayı. 3 tek sayı. O zaman burada yazacağız. G3 eksi 1'den G2 gelecek. Bakın G2'yi de az önce bulmuştuk 3. Yani Fog 3 neye eşit oldu? 3'e eşit oldu. O halde toplarsak 1 artı 3'ten cevap 4 olarak bulunur. Burada direkt 0, 1, 2, 3 deneyip değil de aslında 0, 1, 2, 3 koydum sırayla ki şu Fog 1, Fog 3'ü yakalayabilelim. Buradan bir şekilde yorum yapmış olduk gençler. Bunları böyle hani nereye gidebilir görebilmek için birkaç tane adımda en azından değerleri verip görmeye çalışın orada. Tanım kümesi tam sayılı olan f ve g fonksiyonları biçiminde tanımlanıyor. Bu arada 2016 YGS sorusu. Fonksiyonlarından hangilerinin görüntü kümesi yalnızca tam sayılardan oluşur? Birincisine bakalım. Fof of yani f. Buna bakacağız. 3 defa yerine yazacağız işte. Şöyle f n diye düşünelim. Fn n artı 1 bölü 3'tür. N'in yerine n artı 1 bölü 3 yazarsak bakın burada. F n artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten n artı 2 bölü 3 gelir. F n artı 2 bölü 3'ü arıyoruz. N'in yerine n artı 2 bölü 3 yazarsak n artı 2 bölü 3 artı 1 bölü 3'ten n artı 1 bulmuş oluruz. Tanım kümesi tam sayılar olan. Yani n burada bir tam sayı olacak. Görüntü kümesi yalnızca tam sayılardan oluşur diyor. N bir tam sayıysa, n eleman tam sayı ise n artı 1 de bir tam sayı olur. O zaman kesinlikle görüntü kümesi tam sayılardan oluşur. Fog of olarak bakıyor. F bileşke, G bileşke, Fn. Buna bakacağız. Fn neydi? N artı 1 bölü 3'tü. F bileşke, G bileşke, N artı 1 bölü 3. Şimdi Gn neydi? N artı 1 bölü 6'ydı. Gn artı 1 bölü 3'ü bulmak için n'in yerine N artı 1 bölü 3 yazıyoruz. Artı 1 bölü 6. Yani f n artı payda eşitlersek 1 bölü 2 gelir. F n artı 1 bölü 2. Burada da yerine yazarsak yani de n artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3. Bu da n artı 5 bölü 6 olur gençler. Yani n artı 5 bölü 6'ya eşit. N bir tam sayı tamam. Ama n artı 5 bölü 6 bir tam sayı olmaz. O halde burada görüntü kümesi yalnızca tam sayılardan oluşur ifadesine uygun değildir. Üçüncüsüne bakalım. G bileşke, F bileşke, GN.
Şurası şöyle karışmasın. G bileşke F. Gn neydi? N artı 1 bölü 6. F n artı 1 bölü 6'ya bakalım. X'in yerine n artı 1 bölü 6 yazacağız. N'in yerine pardon x diyorum. N'in yerine n artı 1 bölü 6 yazacağız F'de. Şu gelmiş olur. Burası da n artı 1 bölü 2'dir. N artı 1 bölü 2. N'in yerine n artı 1 bölü 2 yazarsak n artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 6. Payda eşitlediğimde n artı 2 bölü 3 buluruz. N 1 tam sayıken n artı 2 bölü 3 bir tam sayı değildir. O halde bu da gitti. Hangileri tam sayı gelmiş oldu kesinlikle? Yalnız 1. Doğru cevap A şıkkı oldu gençler. Böylece pekiştirme testi 12'nin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonraki testlerde görüşmek üzere gençler.